Evet, başladık. Merhabalar. Biraz çözeyim sana. Bugün Atın Çin'e benimle beraber. Geçen video çekmiştik, bir söyleşi yapmıştık. Gayet keyifli olmuştu. Ve ben de daha çok seviyorum zaten böyle videolar çekmeyi. Benim için de daha keyifli oluyor. Geçen videoda işte teori fizik ve deneysel fizik ayrımından veya işte benzerliklerinden, neden böyle bir ayrım var? Bu tarz konulardan bahsedeceğimizi söylemiştik. Bugün teorik fizik ve deneysel fizikten bahsedeceğiz. Bunun tarihsel gelişimini anlatacağız. Sonra kendimizin neden işte teori ve deney seçtiğini ve kendi alanlarımızda deney ve teorinin nasıl birbiriyle çalıştığını anlatacağız. Onun dışında bu kadar değil mi? Başka bir şey yok. Tamam. Tarihsel olarak Galileo'dan itibaren başlayıp günümüze kadar gelen bir fizik yolculuğunu anlatmaya başlayacağız şimdi. Bu süreçte de şeyi yakalamaya çalışın. Yani bir yandan işte bir teorik fizikle ilgili bir gelişme oluyor. İşte bir yandan deneysel fizikle ilgili bir gelişme oluyor. Bunlar birbirini kovalıyor. Bunlar birbirini tetikliyor. Bu hikayeyi anlatmamızdaki amaç bu. Hikayeye Galileo'dan başlayacağız. Ondan önce böyle bir adım geri atarsak, ben kısaca fiziğin nasıl yapıldığını, daha doğrusu fiziğin amacının ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Fizik tek kelime yani tek cümlede doğayı anlama çabası. Bununla ilgili yöntemleri zamanla geliştiriyor. Bununla ilgili yöntemler zamanla daha sistematik olmaya başlıyor. Ve daha fazla dallanıyor, daha fazla multidisipliner oluyor. İlk sistematik yöntemi Galileo'nun geliştirdiğini herhalde söyleyebiliriz. 1500'lü yıllarda daha, yani 1590'da hatta Galileo Pize Kulesi'nin tepesine çıkıp aşağıya farklı kütlelerde cisimler atıp onların aşağıdaki düşme hızlarını inceliyor. Ve sonrasında sonra Newton mekaniğiyle formüle edip anlayacağımız bir şekilde aşağı düşen cisimlerin hızlarının kütlelerinden bağımsız olduğunu buluyor. Ve bu çok counterintuitive değil mi? Yani insanın tam olarak direkt söyleyebileceği bir şey değil, önerme değil. Aynen Ya öyle. çünkü günlük hayatta işte mesela bir kağıdın düşmesini günlük hayatımızda tecrübe ediniyoruz. Bir de işte bir ağır bir topun yere düşmesini. Ya da bir kuş tüyünün. Şimdi ağır Evet. topla hafif top sıkıntı yaratmamış pek de. Hı-hı. Kuş tüyüyle topu karşılaştırınca insanlar, ha demişler, Evet. kuş tüyü daha hafif, demek ki düşmüyor. Evet. O yüzden daha yavaş düşüyor. Aynen öyle. Ama bununla ilgili bir deney yapıp sonrasında böyle bir sonuca ulaşıp doğayla ilgili bir gerçeği aslında ortaya çıkarmış oluyor. Bu şekilde ama burada bir teorik background'a sahip değil Galileo. Yani oturup işte bir elinde onu formüle edecek yeterli matematik Yok. yok. Yani şöyle bir tablo yapıyor muhtemelen. İşte kütleleri sıralıyor, işte attığı yüksekliği Matematik sıralıyor. bilen insanlar için kalkülüs yok daha elinde. Yani matematiğin Evet. kalkülüs alanı daha icat edilmemiş Galileo varken. Dolayısıyla hani fizikteki öğrendiğiniz şeyleri düşünün, kalkülüs kullanılan yerleri düşünün. Hemen hemen her yer. Evet. Dolayısıyla hani bu limitle yapıyor işlerini. Aynen. Yani işte şeyleri sıralıyor. Kütleyi, yüksekliği ve aşağı düşme hızlarını sıralayıp bir tablo yapıyor yani. Aynen. O şekilde bir yöntem kullanarak öyle bir gerçeği açığa çıkarıyor. Sonrasında Newton bunu daha çok sistematize edecek. Galileo 42'de ölüyor. Newton da 42'de doğuyor. Yani Newton, evet, 1642'de. o da ilginç bir tesadüf. Newton da şeyde 25 Aralık'ta doğuyor. Yani Hristiyanların Noel kutladığı bir günde Evet. doğuyor. O da önemli bir tesadüf. Ondan sonra Newton'un yaptığı asıl büyük devrim teorik açıdan, Newton teorik bir fizikçi, gidip kendisi deney yapmış bir insan değil ama yaşamış en zeki insanlardan birisi. Öncelikle oturup kalkülüsü icat ediyor. Fark ediyor ki fiziğin bu yeni halini formüle edebilmek için, doğanın yasalarını oturup matematiksel olarak yazabilmek için yeni bir matematik gerekiyor. Yani şu o ana kadar Evet. bulunmuş matematik yetmiyor. Oturup işte limitleri, Sonsuz türevleri, integralleri, sonsuz küçüklerin küçüklerin matematiğini bir mesela matematiği. bir eğri çizdiğinde bu eğrinin altındaki alanı nasıl hesaplarsınız? Bu Matematiği. tarz şeyleri oturup yazıyor, Hı. formüle ediyor. Ve bundan sonra kendi fizik teorisini, yani Evet. 3 yasasını oturup Ama yazıyor ve bunu Newton'un elinde deney datası var. var. Galileo'nun Yani yaptığı işler var. Hani Kepler'in, Tycho o Brahe'nin aynen öyle, gözlemleri. gezegenlerin nasıl hareket ettiğini, bunların hepsini biliyor
Newton ve ona göre bu dataları kullanarak ve bunları açıklayacak şekilde yazıyor teorisini. Yani sıfırdan oturup hiçbir şeyi doğayı bilmeden düşünüyor değil. Aynen. Kendinden önceki deneyicilerin yaptığı işleri üstüne katıp yani Ya onu elinde teori. şu bilgi var Newton'un. Mesela bir gök cisminin bir yıl içinde hangi noktada uzayda nerede olduğu bilgisi var. Evet. Yani onların mesela nasıl eğriler çizdiği Aynen öyle. elinde var Hepsi de Newton'un. Tycho Brahe'nin ve Kepler'in Aynen. sayesinde. Onların gözlemleri sayesinde daha önce bu adamlar bunları tek tek incelemiş. Bunların Aynen parası öyle. olan adamlar astronom zaten Ve Tycho as Brahe. yani Ve şey ama bunun altında yatan fiziği açıklayamıyorlar. Yani bu böyle ama neden böyle gibi bir sorunun aynen. cevabı yok. Newton bunun cevabını veriyor. Tek cümleyle açıklarsak diyelim ya da kısa bir paragrafla Newton'un kattığı devrim Aristo'dan kıyasla yani 2000 yıl önceki Aristo'nun düşüncesini değiştirmek. Aristo'nun düşüncesi cisimlerin doğal hali durmak. Cisimler hareket ediyorsa bu demektir ki onlara bir kuvvet uygulanıyor. Kuvvet kesildiği anda cisim de direkt hareketi kesecek ve duracak demektir. Yani Aristo bunu öne sürüyor. Ama Newton diyor ki bu yanlış. Cisimlerin doğal hali yani hiçbir kuvvet uygulanmadığında yaptıkları şey düz bir doğruda sabit bir hızla hareket etmek. Eğer sen bu cisme kuvvet uygularsan bu cisim ivmelenmeye başlıyor. Farklı bir yöne hareket ediyor ya da yavaşlıyor ya da hızlanıyor. Bu matematiksel olarak yeni bir şekilde böyle formüle ediyor. Diyor ki kuvvet cismin hızının değişimiyle orantılıdır. Direkt hızının kendisiyle değil. Evet. Sonra ilerliyoruz. Yani o çok Bir büyük bir de devrim var. evet, bir de Newton şeyi yapıyor. Yani gravitesiyle birlikte, yani doğada gördüğümüz bir cismin yere düşmesinin ayın dünyanın etrafında dolanmasını açıklayan şeyle aynı şey olduğunu aslında Evet. buluyor. O da yani çok ilginç ve çok büyük bir atlama aslında. Yani çünkü o zaman hani yapılabilen şeyler hani elinde bir deney datası var sonuçta onu açıklar tamam. Doğa üstünde bir cismin yere düşmesini de açıklar. Ama bunların temelde aynı sebepten olduğunu açıklamak çok daha farklı bir birleştirme olayı. Bir de o zamanlar göklerin yani gökyüzünde olan şeylerle yeryüzünde olan şeylerin ayrı olduğu düşünülüyormuş. Evet. Yani orada ayrı yasalar, ilahi gök yasaları geçiyor. Aynen. Burada dünyevi yasalar geçiyor şeklinde Evet. düşünmüş insanlar. Newton bu ikisini Evet, birleştiriyor. o birleştirme çok çok mühim. Evet. Bir de teorik fiziği başlatıyor, değil mi? Yani teorik fiziği başlatan adam. Yani Aynen o öyle. zamana kadar ki deneyleri alıp onların neden öyle olduğunu açıklayan ve bunları matematikle açıklayan bir sistem geliştiriyor Newton. Aynen Bunu öyle. kitaplaştırıyor. İşte kitabı postülatlardan başlıyor, değil mi? Yani şu önermeyi kabul edersem, şunları şunları da yaparsam bunları açıklarım şeklinde. Yani direkt teorik fiziği başlatan adam aslında Aynen Newton. Hiçbir şey yokken onu başlatıyor. Ve birçok şeyi de açıklıyor. öyle. Evet. Ve ondan sonraki yaklaşık 250 yıl boyunca da doğru kabul ediliyor yaptığı. Bana göre de yaşamış en Yani büyük insan oldu yani. Newton'dan sonra 250 yıl boyunca hiç yeni bir paradigma kayması olmuyor. Yani Newton'un ortaya koyduğu paradigma yani düşünce şekli, yöntemi Evet. Newton'dan sonra 200 yıl hiç değişmeden kalıyor. Yani 1900'lü yıllara gelene kadar, 1900'lü yıllarda birazdan bahsedeceğimiz krizler başlıyor fizikte. Yani yeni keşfedilen şeyler ve düşünceyi değiştirmemizi gerektiren şeyler. O zamana kadar Newton fiziği geçerli kalıyor, çok kuvvetli. Bugün de hala geçerli. Yani bugün fiziğe bizim farklı bakış açımız olmasının sebebi Newton'un fiziğinin yanlış olması değil. Değil. Doğru, mesela günlük hayattaki sizi ilgilendiren hemen her şey için Newton fiziği gayet Evet. yeterli. Yani bir tekerleği yuvarlıyorsanız ya da bir masa Evet. düşüyorsa bu tarz şeyler için günlük Ya doğru cisimlerin hareket yanlış biraz bilimde biraz farklı. farklı yani siz bir şey izah etmek istiyorsunuz. İzah etmenin bir step ötesi de bir şeyi tahmin etmek istiyorsunuz. Bir prediksiyon yani. Ben bunu böyle Aynen diyeyim öyle. sonra bunu görmek isteyeyim. Ya, eğer doğruluğu bu şekilde isterseniz Tanımlıyorsak. Newton'un şeyi hala aslında Doğru. geçerli. Ama nereye baktığıma göre değişiyor bu, değil mi? Yani atom altına baktığım zaman o zaman şey yapmıyor. Newton'un fiziği Uç işlemiyor. durumlara, ekstrem durumlara Evet. gittiğinizde bozulmaya başlıyor. Onun için de yeni yasalarımız var. O durumu da Evet. açıklayan yasalar var. Newton'dan sonra dediğimiz gibi fizikteki paradigma değişimi ta 1900'e kadar Kalıyor. kalıyor. Yani aynı paradigma içinde insanlar düşünüyor. Bugün klasik fizik dediğimiz hatta klasik elektromanyetizma da bunun içinde değil Aynı mi? şekilde. Aynı paradigma şeklinde ilerleyen bir mantıkla açıklanıyor. Yani Evet. uzay zaman sabit. Yani zaman bir yerden başlayıp işte bir yerden başlayan ve sonsuza kadar giden
ve bizden bağımsız Bir bir şey gibi görünüyor. değişken. Tüm gözlemcilerin ortak bulduğu, yani Evet. senin için zaman neyse benim için de zaman Zamanı. aynıdır Evet. gibisinden Bir de kavram var. deterministik bir teori. Evet. Yani elimizdeki bilgilerin eğer bütün kuvvetimizle şu anki şeyi bilirsek, initial condition'ları yani Evet. başlangıç değerlerini bilirsek bütün geleceği Aynen istediğimiz öyle. kadar Ya yüksek sistemin seviyede nasıl? tahmin edebiliriz yani deterministik Aynen öyle. bir teori. Sistemin evrilmesini sağlayan yasalar. Yani senin bir sistemin var T anında ve o sistemle ilgili bilebileceğin tüm parametreleri biliyorsun. Bu demektir ki sen bu sistemin nasıl evrileceğini biliyorsun. Yani zaman içerisinde nasıl değişeceğini biliyorsun. O zaman herhangi bir gelecek anındaki halini de bilebiliyorsun. Ki aynı denklemler zamana göre tersine de olduğu için, yani denklemde zaman Aynen. Bir eksiye de, parametre. parametre sadece eksiye de çalışıyor. Yani sen bu anı çözdüğünde artıyı ve eksiyi olduğu gibi çözebiliyorsun. Gelecek sonsuzluğu ve geçmiş sonsuzluğu. Evet. Ama bunun tabii Aa. ki öyle olmadığı ortaya çıkıyor daha sonrasında. Evet. Newton'dan sonra şeye kadar yani kuantum mekaniğe genel görelliğe kadar iki tane büyük teori var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bunların bir tanesi klasik termodinamik, bir Evet. tanesi de klasik Elektromanyetizma. elektromanyetizma. Aynen öyle. Termodinamik benim fizikteki en çok sevdiğim konu açık söylemek gerekirse. Yani en çok beni hayran bırakan konulardan bir tanesi. Çünkü o dönemki insanların elinde atom teorisi diye bir şey yok. Yani adam eline şöyle bardak gibi makroskopik bir cismi alıyor. Bunun içinde bir sürü şey oluyor. Bunun içinde bir sürü serbestlik derecesi var. Yani bir sürü atom var. İşte bunların arasındaki etkileşim var. Ve bunların bir de gözlemlenebilir makroskopik özellikleri var. Bunun sıcaklığı var mesela. İşte bunun bir enerjisi var, değil mi? Yani ben buna bir sıcaklık verince, buna enerji verince bunun sıcaklığı yükseliyor. Bir ısı kapasitesi var gibi Evet. makroskopik özellikleri var. Bunları nasıl anlarım diye düşünüyorlar. Daha fantastik şeyler de var. Yani sen suyu alıyorsun, ısıtmaya başlıyorsun, bir anda Ha, gaza evet. dönüşüyor. Yani sıvı olarak bildiğim bir şey bir anda gaz oluyor. Yani normalde biz bunu çok kanıksamış durumdayız. Ama hani olmaması lazım. Bu çok fantastik bir şey. Yani senin elindeki bir madde sabit bir sıcaklıkta anında faz değiştiriyor. Yani komple başka bir Evet, değil mi? özelliğe Faz sahip. değişimleri de Faz var. değiştiriyor. Aynen. Faz değişimleri de var. Ve bunları açıklamak için bir teori geliştirmeye başlıyorlar. Yani bir sürü değişkenin, bir sürü serbestlik derecesinin makroskopik olarak ortaya çıkardıkları bazı özellikleri anlamaya çalıştıkları bir teori termodinamik. Ki o zamanlar teoriyle deney de çok el ele. Çünkü bir yandan insanlar da motor geliştirmeye çalışıyor. O zamanlar işte buhar motoru, dizel motoru, içten yanmalı motorların az çok icat edildiği dönemler. Evet. Teorisinden biraz daha sonra geliyor ama hani insanların bunları uygulamaya koyduğu dönemler. Yani sen ben bir buharı alayım, buharı ısıtayım, buhar ısınsın, genişlesin, basıncı artsın, pistonu itsin. Ben o pistonun itmesini mekanik gücüyle de trenimi ittireyim, gemimi ittireyim Aynen. artık. Adam şeyi bilmek istiyor mesela. Ne kadar basınç, yani bir gaz var, o bir hacimde. Buna ne kadar basınç verirsem ben sonra ne kadar iş elde ederimi adam anlamak istiyor. Evet. Bu da bir ittirici güç o seviyede. Çünkü o zaman işte sanayi devrimi falan var. Aynen öyle. O dönemki makinaların nasıl çalıştığını, ne kadar ben bunu efficient yapabilirim. Para olarak da mantıklı, yani ne kadar verimli yaparsan bir motoru o kadar tasarruf edersin. Sen daha az kömür yakarsın, daha az su harcarsın Aynen. gibisinden. Evet. Hani endüstri devrimiyle de el ele gidiyor bu tarz işler ve çok da büyük bir inisiyatif var insanları. Hani teşvik ediyorlar bu alanda araştırmalar yapmaya. Evet. Fizikçilerin birçoğu da teorisini geliştiriyorlar başarılı çekti. Evet. İsimden bahsedelim. Boltzmann, Ludwig Boltzmann. Boltzmann çok önemli bir isim bu zamanda yaşamış. Entropi kavramı. Entropi kavramı Boltzmann'dan önce de var ama Boltzmann entropi kavramının istatistiki bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Diyor ki Ondan bir step önceye gideyim ben istersen. on, sen devam et aynen. Termodinamikte şöyle ilginç bir şey var. Termodinamiğin postülatları var. Evet. Yani kabul ettiği bazı önermeler var. Bu önermeler çok fantastik önermeler değil. Yani hepimizin evet ya bu işte çok da kulağa hoş geliyor diyeceği önermeler. İşte enerji yoktan var edilemez gibi. Aynen öyle. İşte enerjinin sıcaktan soğuğa aktığı gibi. Transitif var işte. A ile B'nin sıcaklığı Evet, eşitse, sıfırıncı kural değil mi? A ile B'nin sıcaklığı eşitse, B B ile ile C'nin C'ninki sıcaklığı eşitse eşitse, A A ile ile C'nin de C'ninki eşit. sıcaklığı eşit olmak Evet, zorunda. termodinamiğin şey denge kanunu yani ekvilibrium Aynen. şeyi sıfırıncı kanunu diyorlar gibi bazı şeyleri kabul edip bu kadar basit şeylerin üstüne etrafımızda gördüğümüz birçok karmaşık şeyin
sıcaklıkla, enerjiyle nasıl etkileşim içinde olduğunu açıkladıkları bir teori. Evet. Sonra bu makroskopik bir teori. Yani termodinamik cismi cisim olarak ele alıyor. Onun içindeki parçacıklarına, işte bunun içinde atom mu var? Moleküllerden mi oluşuyor? Bunun içinde iyonlar mı var? Çok onlarla ilgilenmiyor. İşin güzeli bunların, de bağımsız çıkıyor cevap. Birçok cevap. Evet. İç yani bunların gibi. İç yapıyla makroskopik yapının nasıl bağlantılı olduğu sonra istatistik mekanikle ortaya çıkıyor. Yani termodinamikle istatistik mekanik gözlemlediğimiz şeyin iki ayrı açıklaması aslında. Yani ikisi de farklı farklı yerlere daha fazla geçebiliyor. Ama daha farklı perspektifler değil mi? Daha farklı bakış açıları. İstatistik mekanikte çok önemli bir adam var. O Boltzmann işte az önce Atılç'ın bahsettiği. Yani termodinamikteki entropi kavramının aslında iç serbestlik derecelerinin sayısıyla alakalı olduğunu buluyor. O mezar taşına yazdıkları meşhur Kaelen işte W formülü onu ifade ediyor. Ve burada da yine deney teori şeyinde perspektifinde bakarsak işte açıklamak istediğimiz günlük hayatımızın çok da içinde olan işte motorlar, ısı sıcaklık ilişkileri gibi şeyler var ve bunları açıklayan bir teori termodinamik. Evet. Ondan hemen sonra veya aynı zamanlarda elektromagnetizma. Evet, elektromagnetizma ile ilgili de o zaman da deneyler yapılıyor. İnsanlar yükün ne olduğunu işte çok basit piller var. Hani o zaman da kimyasal etkilerle yapılmış belli voltaj üretebilen piller var. Bunlar biliniyor, yapılıyor. Bunlar üzerinde deneyler yapılıyor. Ørsted çok ilginç bir şey buluyor. Fark ediyor ki manyetik alanlar biliniyor mıknatıslardan dolayı. Elektrik alan da biliniyor. İki yük aldığın zaman bir yük elektrik alan üretiyor. O elektrik alan öbür yükle etkileşiyor ve o yükü ittiriyor. Bu biliniyor. Manyetik alan da biliniyor işte. Elimizde mıknatıslar var. Bu mıknatıslar manyetik alanlar üretiyor ve bu manyetik alanlar birbiriyle etkileştiği için iki mıknatıs birbirini ya ittiriyor ya çekiyor duruma bağlı olarak. İşin çok ilginç bir bağlantısını Ørsted keşfediyor. Bir şeyden, kablodan akım geçiriyor. Pili bağlayıp ve bu geçen akımın bir manyetik alan ürettiğini keşfediyor. Tamamen bu, gözlemsel. Tamamen gözlemsel. Alıyor bir pusula iğnesini. Bu telin yakında getirip uzaklaştırıyor. Yakında getirip uzaklaştırıyor. Fark ediyor ki pusula iğnesi dönüyor tele yaklaşmasına mantıklı. Ve bu üretilen manyetik alanın işte akımla doğru orantılı olduğunu buluyor. İşte uzaklıkla değiştiğini buluyor. Bu tarz şeyler. Adam bir kere onu gördükten çok sonra parametrelerle oynuyor. Aynen öyle. Ve onu bir formülize ediyor değil mi kısaca? Aynen, yani. Çok büyük deneyici. Daha sonrasında Faraday, Michael Faraday yine dönemin çok büyük deneyicilerinden. Tarihin belki de en büyük. Belki en büyük deneyicisi. Yani. Hiçbir resmi eğitimi yok. Yani otodidakt diyorlar. Tamamen kendisi okuyarak, eğitimi. Kendisi çalışmış ve işte konuşmalara gitmiş, sunumlara gitmiş. Eninde sonunda kendisi işte İngiltere'deki Royal Society'nin başkanı bile oluyor. Hani hiç eğitim almayan birisine göre. Ve onun keşfettiği çok çok daha ilginç bir şey ise sen eline bir halka aldığında ya da kapalı bir cisim aldığında hani bir iletken olması gerekiyor bunun. Bunun içerisinden geçen manyetik alanı zamana göre değiştirdiğin zaman bu halkada belli bir akım oluştuğunu fark etmiş. Bu manyetik alanın i̇ndüksiyon değişmesinden akımı. İndüksiyon akımı deniyor buna. Tesla'yı duymuşsunuzdur birçoğunuz. Nikola Tesla'nın icat ettiği şeyleri icat edebilmesinin sebebi aslında Faraday. Faraday bu yasaları keşfediyor. Tesla bunları okuyor, öğreniyor. Diyor ki biz bununla işte şey yaparız, dinamo yaparız, elektrik motoru yaparız, her şeyi yaparız. Yani Tesla'nın dehası da oradan geliyor. Yani Faraday'ın ortaya koyduğu keşifler sayesinde Tesla bunları üretebiliyor. Evet. Teorik fizik olarak da Maxwell bunları büyük isim, alıp birleştiriyor. Clark Maxwell, James Clark Maxwell. Evet, büyük İskoç fizikçi. Yani elektrodinamiğin klasik elektromagnetizmanın bütün yani Maxwell'in bir araya getirdiği bütün formu aslında deneyden çıkmış bir şekilde. Aynen öyle. Yani buna empirik teoriler deniyor. Yani deneye dayanan empirical'dan geliyor bir teori. Tamamen yani gözlemleri belli bir gözlem var, belli bir fenomeni gözlemliyorlar. Onların parametreleriyle oynayıp bu sistemin davranışını anlıyorlar. Onu bir araya getiriyorlar. Aynen. Maxwell'in yaptığı bunları birleştirmek ve bunun ışıkla bağlantısını ortaya koymak oluyor. Maxwell teorik bir fizikçi. Yani Maxwell'in yaptığı şey bayağı hani şey kalkülüs şey yapıyor. Vektör kalkülüs yapıyor. Ve onları bir araya getiriyor. Ve fizikteki belki de ikinci büyük birleşme yani Newton'dan sonraki. Aynen öyle. Ondan sonrasında
Fizikte problemler oluşmaya başlıyor. Problemlerden önce zannediyorlar ki insanlar, aa fizik bitti yani, elektromanyetizmayı bulduk, işte Newton yasaları var falan, hani biliyoruz az çok her şeyin nasıl davrandığını, hani çözdük yani. Çok komik yani, bu 1990'larda bir adamın lafı var yani, bundan sonra 1890'larda pardon. şey diyor yani, bundan sonra fizikçilerin yapacağı şey diyor, ufak tefek hataları düzeltmek. Hataları işte düzeltecek ve temel sabitleri daha yüksek hassasiyette ölçmek. Aynen. Fizik yani, bitti diyor yani. Bitti diyorlar, evet. Yani ne kadar hani, o kadar yanlış ki yani hani. Ondan sonra tarihi peki değiştiren önemli, çok önemli iki tane deney var. Yani çok önemli iki tane gözlem var aslında yani bu. Ondan sonraki bütün devrimleri yol açacak. Evet. Bir tanesi ışık hızının sabit olduğunu ortaya çıktığı Michelson-Morley deneyi. Hı hı. Diğeri de şey, kara cisim ışımasının beklenmeyen formu. Aynen öyle. Yani kara cisim ışıması zaten biliniyor. Yani bu etrafa baktığınızda deneyini yapıyorsunuz aslında. Yani kara cisim ışımasının, şöyle söyleyeyim, klasik elektromanyetizmayı ve klasik termodinamiği kullanarak hesapladığınızda kara cisim ışımasının ne kadar olacağını, yani şu demek işte, elinizde bir cisim var. Herhangi bir ampul olabilir, bir katı cisim olabilir, bu bardak olabilir, bir kıyafet olabilir. Belli bir sıcaklığı var bunun. O sıcaklığından dolayı bunun içindeki yükler ve cisimler titreşiyorlar. Bu titreşmelerinden kaynaklanan belli bir ışık yaymak zorunda. Bu titreşiminden kaynaklanan. Klasik radyasyon. Klasik radyasyon yaymak zorunda. Evet. Elektromanyetizma. Yükler titreştiği zaman elektromanyetik dalga yayarlar. Bu keşfedilen bir şey öncesinde klasik fizikte. Hesapladığın zaman sıkıntılı bir hesap oluyor bu. Sonsuz çıkıyor. Yani ne kadar toplamda enerji yayması gerektiğini hesapladığın zaman ortaya koyduğunuz matematiksel formül sonsuza gidiyor. Evet. Biliyoruz, ama öyle değil. Ama sonsuz değil açıkça. Yani ben bu bardağa bakıyorum. Bu bardak sonsuz enerji yaymıyor şu an. Yani belli bir miktarda enerji yayıyor. Evet. Sonsuz olmayan bir miktarda enerji. Bunu düzelten kişi teorik fizikçi Planck, Max Planck. Max Planck aslında yeni bir model koymuyor ortaya. Tek bir varsayımda bulunuyor. Diyor ki bu ya ışığı yayarken deniz dalgaları gibi, ya da öyle nasıl anlatayım, ses dalgası gibi böyle genel kolektif bir şekilde yaymasın dalgayı, parça parça yaysın. Ya sürekli yani, olarak değil. Sürekli değil, paket kesikli. Paket yaysın. Kesik kesik yani, şey gibi. Ben düşün. Bir önceki videoda kuantum mekaniğinden biraz bahsettim. Hani ya. Düzenli bir ses duymak yerine işte şey sesi gibi. Telgraf sesi gibi. Yani telgrafta dut 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 dut. Hani aynen. Bunun kesik, yaydığı kesik. Enerjisi kesik kesik yaydığını varsayıyor. Paket paket. Sen bir şey anlatıyorum. Yok sen de anlatma. Kesik kesik yaydığını ve bu matematiği, yani yazdığın denklemleri olduğu gibi değiştiriyor. Kesik kesik yaydığını varsaydığın anda, bu çıkan elektromanyetik dalga paketlerini varsaydığın anda, hani sürekli bir şekilde gelmesinden kesik kesik, matematik komple değişiyor ve ortaya çıkan denklem deneyle, yapılan deneyle, gözlemle birebir uyuşuyor. Yani o kadar hassas, çok bu kadar güzel uyuşan yoktur başka doğada. Hani, ve şey deneyim. Olmuyor. Direkt oturuyor yani, çiziyor eğrisini, matematiksel eğrisini ve data alınan data noktaları var tam üstünde yani. Hani, evet. Çok güzel. Şeye sallıyor. Pardon, kusura bakmayın. Dizim çarpıyor. Kara cisim uçmasında bir de şöyle bir ilginç taraf var. Planck bunu yapıyor ama bunun neden böyle olduğu ile ilgili bir şey söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Yani elimizde bir data var. Evet. Fiziğin görevi bu datayı izah etmek. Yani data ne? Onu da bir söylemek lazım. Yani deney senin doğaya sorduğun soru. Data doğanın sana verdiği cevap. Aynen öyle. Bu cevaba göre sen doğa acaba nasıl bir işleyişe sahip? Nasıl bir temel yasa bunu yönetiyor? Aynen. Ya anlamaya çalışıyorsun. Feynman'ın çok güzel bir analojisi var. Satranç diye bir oyunu bilmediğinizi varsayın diyor. Ama izliyorsunuz. Ama iki tane oynuyor. İki tane insan oynuyor diyor karşılıklı. Siz bakıyorsunuz, atı bu L şeklinde ilerletti, işte bir tane fili işte diagonallerden götürdü falan gibi şeyleri görüp bunların böyle olduğunu önce mesela korunum yasaları falan bulunuyor. Fark ediyorsun ki belli bir fil sadece hep beyazın üstünde. Hiç değişmiyor mesela filin beyazın üstünde. Diyorsun ki ya, filler için renk korunuyor mesela diyorsun, evet. Hani. Ondan sonra daha temel bir yasa buluyorsun. Diyorsun ki filler diagonal hareket ediyor. Yani sadece çapraz hareket edebiliyor. Demek ki bu fildeki bu renk korunum yasası filin çapraz hareket etmesinden kaynaklanıyor diyorsun. Bunların hepsi bir deney değil mi? Yani evet, sen sürekli bakıyorsun. O adam bir hareket yapıyor.
Sen onu izliyorsun. Yani Aynen. bu bir deneydir aslında. Sen sürekli sonra varsayımlarını değiştirerek, teorilerini daha genelleştirerek daha iyi bir şekilde oyunu anladığını zannediyorsun. Sonra bir anda bir rock yapıyor. Tüm her şey Tüm her bozuluyor. şey bozuluyor. Aslında fizikte de böyle yani. Bir anda bir rock ortaya çıkıyor. Bir anda bütün bildiğin kurallar bozuluyor. Onu da öyle anlatıyordu Feynman. Neyse geriye dönüp Ampasan falan. geriye dönmek gerekir. Geriye döneyim şimdi. Şey 1900 yılındayız şu an. İşte böyle bir olay oluyor. Sonra Planck buna böyle bir izahat getiriyor. Ve bundan sonra kuantum mekaniği başlıyor. Yani enerjinin kesikli olduğu işte kuantalar halinde verilip alındığı Kuanta bir paket demek yani paket. o zaman paket paket oldu. Sen şeyden bahset bir de Michelson-Morley deneyinin ne gibi sonuçlar oldu bu Sen deney. deneyi anlat önce, ondan sonra ben şeyini anlatayım. Şimdi deneyin yapılma amacı şey aslında elektromagnetizmanın hani ışıkla ilgili olduğu ortaya çıkıyor ve ışığın hızının sabit olduğu ortaya çıkıyor. Yani işte şeyin uzayın magnetik geçirgenliği ve elektrik geçirgenliğinin bir formu aslında ışık hızı Aynen elektromagnetik dalgalara baktığınız zaman bu insanları çok şaşırtıyor. Yani iki tane temel sabitimiz var. Işığın hızı da bunlarla ilişkili çıkıyor. Yani temel sorun, teorik sorun şu orada. Hani o zamana kadar bilinen tüm dalgalar, hani ışığın dalga olduğu bulunuyor Maxwell tarafından. Elektromanyetik bir dalga ışık, yani elektrik ve manyetik alanların birbirini titretmesi ve bunun ilerlemesiyle oluşuyor ışık. Peki bu bir dalga ise hangi ortamda hareket ediyor? Yani ses dalgası bizim bildiğimiz havada hareket ediyor. Sen bu yani ses dalgasının hızını sorduğunda sen, biliniyor neye göre olduğu bu hız. Havaya göre. Yani hava, rüzgar mesela bu tarafa doğru esiyorsa ben buraya bağırdığım zaman sesim o tarafa daha hızlı gidiyor. Çünkü benim sesim havada belli bir hızla hareket ediyor. Havada hareket ediyorsa o iki hız ekleniyor. Şimdi o zaman da öyle düşünmüşler. Demişler ki ya bu elektromanyetik dalganın içinde hareket ettiği ortam, yani titrettiği ortam, bir isim koyalım buna. Diyelim bu bir madde olsun. Adı eter Eter olsun. diyorlar. Peki o zaman çok basit bir soru çıkıyor ortaya. Biz Dünya Güneş'in etrafında dönüyor, Güneş galaksinin etrafında dönüyor falan, bir sürü hareketimiz var. Peki biz acaba bu etrafımızdaki etere göre hangi hızla hareket ediyoruz? Yani biz nereye göre bağırırsak ışık daha hızlı gidecek ya da daha yavaş gidecek? Böyle basit bir sorun ortaya çıkıyor. Sonra Michelson-Morley çok güzel bir deney. Evet sonra Ölçüyorlar onu. dünya üzerinde işte belli yönlerde ışıkları şey yapıp Işığın hızını ışığın ölçüyorlar. hızını ölçüp ve hepsinin sabit olduğunu buluyorlar. Çok komik bir şey. Yani Dünya dönüyor. Dün de sabit, bugün de sabit. 3 ay sonra da sabit. Dünya yörüngede başka bir konumda. O zaman bu taraf hareket ediyor. Bu taraf hareket eder. Diyorsun ki mesela şu an bugün yaptığın deneyi, ışığın hızını her yerde sabit buluyorsun. O zaman diyebilirsin ki o zaman çok iyi denk gelmiş. Biz bugün eterle aynı hızdayız. Yani tam eterle aynı hızda hareket ediyoruz. Ama eter dediğin şey güneşin etrafında dönmek zorunda değil ya da galaksinin etrafında dönmek zorunda değil. Farklı hareket edebilir. Bugün uyuşuyorsa bu eterle dünyanın hızı, 6 ay sonra Dünya Güneş'in öbür tarafındayken tam zıt yöne hareket ediyor. O zaman uyuşmaması lazım. Ama o zaman da uyuşuyor. Hep uyuşuyor. Fark ediyorlar ki ışığın hızı sabit. Yani her yöne aynı ve katiyen değişmiyor. Hep Ve bu şeyi ışık hızı. buluyorlar. Yani sayıyı da buluyorlar. Sayıyı da buluyorlar. Çok ilginç bir Ve bunun işte o doğal sabitler cinsinden de durum. olduğunu aslında konfirm etmiş oluyorlar, ispatlamış oluyorlar. Epsilon'un Aynen. boşluğun Ve bu şey bayağı şaşırtıcı bir olay. Çünkü geçirgenliği. Eter yok demek. hem eter yok demek hem de ışığın hızının sabit olması o zamana kadarki olan varsaymalara da uymuyor Bozuyor yani. diyorsun. Çünkü Bir kere bir zamanı bozuyor. gözlemciye bağlı değil. Yani aslında relatif değil Aynen öyle. ışığın hızı. İşte Bunun Einstein. açıklanması lazım. Ondan sonra relativite. Aynen. Şimdi Einstein giriyor işin içine. Tabii ortaya çok basit düşünce deneyleri çıkıyor. Einstein bu arada düşünce deneyleriyle meşhurdur. Yani Gedanken Gedanken Experiment denir ona. Gedanken Almanca düşünce deneyi demek. Oturur düşünür belli şeyleri. Mesela düşünce deneyi nasıl yapılır? Einstein oturuyor düşünüyor. Diyor ki ha, ışığın hızı sabit. Tamam. O zaman diyor ki bu eski bildiğimiz zaman kavramını ele alalım. Yani arka planda zaman sürekli tüm gözlemcilere aynı tikliyor. Tamam peki bizim bir gözlemcimiz olsun. Işık atsın ileri doğru. Yani fenerini yaksın. Ve gözlemlesin ışığını. Desin ki ışık hızıyla hareket ediyor. Tamam. O zaman ben başka bir gözlemci olayım. Bu gözlemciye göre koşayım yani. Yani bu gözlemci ayakta dikiliyor. Ben onun yanında koşuyorum. Tamam. O zaman deneyin sonucu neydi? Michelson-Morley deneyinin sonucu. Işık herkese Her göre yöne aynı sabit. hızla hareket ediyor. O zaman ben diyeceğim ki eski fikirle ne düşünmemiz lazım?
Bu kişi fenerini yaktığında ışık hızıyla hareket ediyor ya. Diyelim ben de belli bir hızla koşuyorum. Bana göre o ışık hızı eksi benim hızım olması lazım yere kadar. Evet. Hani kamyonu takip ediyor gibi düşünün. Yani siz 60 ile gidiyorsanız, önünüzde bir kamyon varsa 30 ile gidiyorsa siz o kamyona doğru 30 ile yaklaşıyorsunuz demektir. Gibi Böyle görürsünüz. Evet. Galileo'nun bulduğu denklemler bunlar. Evet. Hızlar nasıl eklenir, nasıl çıkarılır T zamanında. Einstein diyor ki bu Michelson-Morley deneyiyle Galileo'nun hız ekleme çıkarma denklemleri eski zaman kavramı uyuşmuyor diyor. Evet. Birbiriyle çelişiyor diyor. Çelişen yani Aynen. Yani doğada Einstein şeye güveniyor. Michelson-Morley Morley deneyine deneyinin güveniyor. doğru olduğunu güveniyor. Ve onu doğru kabul edip varsayımını Varsayıyor yapıyor. başta. Onu doğru kabul ettiğiniz zaman bir tane varsayımdan vazgeçmek zorundasınız. O da zamanın mutlak olduğu. Aynen öyle. Ondan vazgeçmek ama hiç kolay bir şey Ve değil. Yani güm. hiç. Geldik büyük bir düşünce devri. Hani bu paradigma kayması Evet. güm. Çok büyük bir paradigma kayması. Ya 1900, 1905'te 1905 o. yılında artık hakikaten çok Newton fiziği derinden sarsılıyor ve onun işte mutlak zaman ve uzay kavramı aslında çöpe gidiyor. Aynen Ve yani Einstein dediğimiz gibi Michelson-Morley deneyine güvenip zamanın mutlak olmadığını varsaydığı zaman bütün her şey çorap söküğü çat gibi çat geliyor çıkıyor. zaten. Ondan Aynen. sonrası kolay. Yani o tren deneyinde hatırlarsınız. Aynen. Yani işte bir trende bir hızla giden bir tren var. Onun içinde bir gözlemci var. Bir de Saat. dışarıda bir gözlemci Aynen. var. Onun içinde bir zaman tıklıyor. Bir de dışarıda bir zaman tıklıyor. İçeride daha yavaş gidiyor. İçeride de bir lazerle lazerin bir ilerleyişi var. Yani ışık hızını aslında temsil Aynen. ediyor. O basit bir geometri problemiyle aslında onlar çözülüyor. İki farklı zaman olduğunu kabul ederseniz ve genel görelilik denklemler ortaya çıkıyor. Özel görelim. Yani özür dilerim. Sorun Özel değil. görelilik denklemleri çıkıyor. Ve bir yandan da kuantum mekaniği ile aslında uğraşıyor Einstein ve işte fotoelektrik efektle birlikte Aynen öyle. ışık elektromanyetik dalganın da Einstein büyük adam. evet. Şeyi de çözüyor bu arada. Bu Planck, onu da Einstein'dan bahsetmemiz sebebi bu. Planck'la ilgili yeni bir paradigma kayması daha. Hani Einstein 1905 yılında fiziğin iki büyük eski fikrini çöpe attırıyor. İki büyük yeni fikir getiriyor ortaya. Bir de şeyi buluyor. İşte Yani ilkini söyledik, atomik ikincisini şimdi. teorinin. Ha o da var, Yani o da Brown fantastik. hareketi. Ama o az çok eminmiş insanlar yani. Evet. Ya atomun O kadar sarsmamış. Evet ya atomik hareketin nasıl ölçülebileceği ile Cennet ilgili bulunuyor. bir şey ortaya koyuyor. Yani buna Buna çok bakarsanız bunu girmeyelim. görürsünüz. Evet. Neyi anlatıyorduk? Ha, fotoelektrik. Kuanta, Evet, kuanta. kuanta. Şimdi Planck enerjinin katlar halinde alınıp vereceğini varsayıp deneyi açıklamaya girişmişti ama bunun altındaki fiziği Söylememişti. söylememişti. Yani o bilinmiyordu o sırada. Yani matematiksel bir atak aslında bu. Evet. Yani matematiksel olarak ben bunu açıklayayım demişti. Bu Einstein formül onu diyor yani. Planck'ın evet. dediği şey bu formül diyor. Varsayımımda enerji paketleri diyor. Bu kadar. Evet. Başka bir Einstein şey. sonra bunun fiziksel background'unu da, fiziksel arka planını da biraz açıklıyor ve enerjinin kesikli halde, elektromanyetik dalganın enerjiyi kesikli halde taşıdığını ortaya koyuyor. Ve işte fotoelektrik etki deneyinde de bunun Aynen gözlemlenmesiyle birlikte bu aslında doğruluğu anlaşılıyor. Ve öyle. sonra Einstein Nobel ödülünü de buradan alıyor zaten. Bu şekilde modern fizik başlıyor. Yani Aynen. modern fiziğin başlangıç tarihi Kuantum mekaniğine 1900 başlıyor. ve 1905 denebilir. Yani az çok, Az aşağı çok yukarı. denebilir, evet. Ondan sonra parçacık fiziği. Sonra ya işte kuantum mekaniğinin devrimleri geliyor. Yani sadece ışığın parçacık, dalga olduğu düşünülen ışığın parçacık olduğu bulunuyor. Daha sonrasında de Broglie tarafından da tersi de postüle ediyor ve daha sonra Evet. ispatlanıyor. Ben onları Normal geçen videoda biraz anlattım bence. ha Oraları hızlıca evet geçebiliriz. parçacık bilinen şeylerin dalga olduğu falan da. Sonra ha şeyden parçacık fiziğinden bahsedelim. Standart model denilen bir model var bugün günümüzde. Çok güçlü bir model. Temelleri kuantum alanlar teorisinde yatıyor. Kuantum alanlar teorisi de tamamen kuantum mekaniğiyle yani o 1926-27 yılında az çok oturtulan, formüle edilen kuantum mekaniğiyle Einstein'ın 1905 yılında bulduğu özel göreliğin matematiksel olarak birleştirilmesiyle Evet. gelen bir teori, kuantum alanlar teorisi. Evet. Ki bunu Dirac yapıyor çoğunlukla. Daha sonrasında başka da devrimciler de kendi katkılarını sunuyorlar. Feynman'la işte QED ile o tarz kuantum elektrodinamikle az çok son şeklini alıyor bugünkü halini. Ve çok kuvvetli bir model. 10 üzeri eksi 12 hassasiyetinde test edilmiş bir model. Yani modelin, standart modelin bu kuantum alanlar teorisiyle
oluşturmuş standart modelin tahmin ettiği fiziksel bazı ölçülebilir şeyler evet. var. Diyorlar ki işte şunu ölçeceksin. Mesela şey mi diyorsun? Gyromagnetik elektronun hı-hı. şeyini ölçüyoruz. Mıknatıslığını. Yani ne kadar mıknatıs olduğunu. Yani bir magnetik alan uygulanırsan hı-hı. ne kadar dönme etkisi oluşturacak. Aynen. Yani. Yani elektronun kendi bir öz bir mıknatıslığı var. Yani hiçbir şeyden kaynaklanmıyor. Sadece kendisinin hı-hı. o. Ve bunu bunu tahmin edebiliyoruz biz standart modelle. Evet. Ve deneyle teori 10 üzeri -12 kadar uyuşuyor. Evet. Hani başka hiçbir teoride yok. Uyuştuğu hassasiyet de zaten deneyin hassasiyeti. Yani evet. Kesinlikle uyuşuyor. Hata payıyla teorik şey tam üst üste yani. Evet. Birçok farklı şey var. Yeni bir parçacık tahmin ediyorlar standart modelle. Hı-hı. Sonra detektörde bulunuyor o parçacık falan. Yani çok yüksek enerjiyle çarpıştırıyorsunuz. Dirac mesela çok meşhur bir şekilde tahmin etmiştir. Teorisini ha, yazıyor. Dirac'ın denkleminde çözümlerinden bir tanesi elektron. Fark ediyor ki başka bir çözümü daha var. Evet. Diyor ki bu çözümü, yani ikinci bir çözümü elektronla aynı ama zıt yüklü. Zıt yüklü. Ve kütlesi de aynı. Ya normalde ne yaparsın? O çözümü çöpe atarsın. Çöpe atarsın. Dersin ki zıt evet. yüklü elektron yok dünyada evet. dersin. Atarsın. Yani mesela şeyi de çözüyorsun. Ama Dirac çok iyi bir teorik fizikçi. Diyor ki bu çok güzel bir denklem. Her şeyi çok güzel açıklıyor. Elektronu çok iyi açıklıyor. Ve her şey doğru. Demek ki ben bu denkleme güvenmeliyim. Güzelliğine güvenmeliyim. Belki yeterince iyi deney yapılamamış zamanında ölçülmesi lazım bunu diyor. Deneycilere diyor ki gidin bulun bunu. Daha yüksek enerjiyle çarpıştırıyorlar parçacıkları ve parçacık dedektörlerinde tespit ediyorlar. Elektronla aynı ama sola doğru döneceğine sağa doğru dönüyor. Evet, sağa doğru dönmesi alanda. Demek manyetik alanda zıt tepki gösteriyor. Demek demek ki yükü zıt demek. O zaman pozitron. Ve kütlesinin aynı olduğu da o dönme eğrisinden bulunuyor falan. Böyle bir sürü. Parçacık fiziği bu şekilde oturuyor. Şimdi deneyle teori arasında bugün parçacık fiziğinde çok büyük bir fark var. Evet. Hatta fiziğin alanlarında deneyle teorinin birbirine en uzak olduğu alan parçacık fiziği olabilir evet. sanırsam. Ona istersen şeyde girelim. Tarihsel olarak söyleyeceğim başka bir şey var mı? Benim kafamda bir tek şey kaldı. Bu Merkür'ün dünya güneş genel etrafındaki evet. dönüşündeki sapmanın izah edilmesi olayı kaldı. Evet, ondan evet. bahsetmedik. Biraz belki geri gidersek ondan da bahsetmek faydalı olacak. Çünkü orada da hı hı. yani deneysel problemin aslında bir fırsat olduğu açığa çıkıyor. Evet, yani bu bilim tarihinde bir problem varsa mutlaka bir fırsat ve bir mutlaka bir izah vardır. Bir de deney kavramını biraz daha hani genelleştirmek gerekiyor. Hani gözlem de diyebiliriz daha çok. Evet. Çünkü illa laboratuvarda kapalı ha, kapılar tabii, tabii, altında. Tabii. Yani doğayla ilgili bir bilginin alınması doğadan yani. Doğadan bilgi topluyorsun. Deney. Deney doğaya bu. Bakıyorsun. Evet ya Merkür'ün sapması nasıl problem? Yani neden böyle bir problem ortaya çıkıyor? Şöyle bir şey var. Şimdi bütün gezegenlerin güneş etrafındaki yıllık hareketleri ve günlük hareketleri inceleniyor. Ve bu incelenen hareketler Newton'un işte 1 bölü r kare formülüyle izah edilebiliyor. Yani ters kare esası deniyor buna. Hı hı. Newton'un izah ettiği şekilde siz bunları alırsanız bütün şeyleri, noktaları doldurabilirsiniz. Ve bu doldurduğunuz noktalar gözlemlediğiniz şeylerle uyuşur. Ama Merkür'e baktığınız zaman çok ufak bir sapma ortaya evet. çıkıyor. Ve bunu hakikaten iyi bir şekilde inceliyor şeyler, astronomlar. Ve bu sapmanın deneysel bir hata olmadığını buluyorlar. Yani sistematik olarak o sapmanın orada olduğunu görüyorlar. Ve bunu izah edemiyorlar. Sonrasında Einstein genel görelliliği bulup uzay zamandaki hareketin aslında iki cismin birbirini çekmesinden dolayı değil de uzay zamandaki eğrilikte cisimlerin en kısa yolu takip etmesinden dolayı olduğunu bulduğu zaman diyor ki buna bakın bu şekilde açıkladığınız zaman doğru çıkacak diyor. O zaman Merkür'ün dünya güneş etrafındaki hareketini hesaplayabilirsiniz diyor. Aynı zamanda şeyi de diyor. Hatta, yani güneşin yanından gelen işte güneşin arkasında belli yıldızlar var. Onların gönderdiği ışığın güneşin kütle çekim alanındaki eğrilmesini de bakabilirsiniz diyor. Onu işte Arthur Eddington astronom, İngiliz astronom gözlemliyor. Ve Einstein'ın genel görelilik teorisiyle bu deneysel problemler de çözülmüş ve açıklanmış oluyor. Evet. Yani bir problem var, belli bir sorun var, belli bir açıklama istiyor bu. Bir teori geliyor ve onu açıklıyor. Evet. Bu her zaman bu şekilde olmak zorunda da değil. Bazen deneyi yaparsın, karşına hiç anlamadığın bir şey çıkar. Evet. Veyahut ya bir fenomen bulursun. Bu fenomenin
nasıl işlediğini bulursun ama bunu ilkelerden, ana teorinden nasıl ortaya çıktığını anlayamazsın. Bunu teoriciler sonradan yapabilir. Veyahut Anladım. deneyciler bir şey, Teori önde gidiyor evet, bazen. veya teori önde gider. Yani matematiğin temel yasaları bazen, yani matematiksel tutarlılık, yani ortaya bir teori yazmaya çalışıyorsun o güne kadar bildiğin şeylerden, deneyicilerin bulduğundan. Oturup yazıyorsun ve matematiksel tutarlılığını kontrol ediyorsun. Fark ediyorsun ki matematiksel tutarlılığının olabilmesi için işte 3-4 tane daha ekstra şeyin de doğru olması lazım. Ve o ekstra şeylerin daha deneyi yapılmamış. Diyorsun ki, aa gidin bu ekstra şeylerin deneyini yapın, bulun. Ki birçok durumda bulunuyor. Dirac'ın durumunda mesela pozitron, elektronun zıttı hemen bulunuyor bir sene sonra, 2 sene sonra. Ama mesela daha çok uzun süre bekleyenler var. Mesela Peter Higgs Modeli bozonunu tabii. postüle eden 50 kişi. sene sonra falan yaklaşık. 67'de mi 68'de mi ne yapılıyor teorisi? Evet, 2012. 2012'de bulunuyor. Öyle bir şey. Hani bazen daha uzun süre bekliyorsun. Evet. Burada tarihsel kısım Az bence bu çok kadar. böyle. Evet, bu şekilde. Yani bir sürü daha fazla Tabii, deneyden çok şey, çok hızlı, çok üstünden geçtik. bahsedilebilir. Evet. Ben birazcık da şeyden bahsetmek istiyorum. Yani ben neden mesela deneysel fizik yapmaktan hoşlanıyorum veya yapacağım? Sen niye işte Teorik. teorik yapıyorsun? Sen başla mesela, neden sen deney de yaptın undergrad'da. Evet, undergrad'da İkisini de laboratuvarda çalıştım. gördüm yani. Ben hatta büyük ölçüde teori yaptım şeyde. Neredeyse tamamında teori yaptım. Sonrasında doktorda deney yapacağım. Bunun bazı sebepleri var. Çünkü bazı şeylerle daha fazla uğraşmaktan hoşlanıyor insan. Sen neden deney yaptın, teori yaptın anlat. Ben neden deney yaptım anlatayım. İnsanlar belki modern bir araştırmada bu farkların nasıl ortaya çıktığını görsün. Evet, benim undergrad'da teori yapmamın sebebi, yani lisans seviyesinde deney yapmamın sebebi, o zaman emin değildim ben hangi alana gideceğimden. Ve daha üniversite birinci, ikinci sınıftaysanız da teori alanına girmeniz çok zor. Çünkü teoride bir şeylere başlayabilmeniz için çok kuvvetli bir matematik temeliniz ve fizik temeliniz olması gerekiyor. Bir gittiğiniz birçok hoca diyor ki, yani öğren de gel. Açıkça Evet. öyle diyor yani. Yani temel teorileri bilmen gerekiyor hesap Evet. yapabilmen için Öğren çünkü. de gel diyor birçoğu. Dolayısıyla ben de deneysel fizikle çalışan bir hocaya gittim. Benim o zamanlar en çok ilgimi çeken problemlerden birisi karanlık maddeydi, ki hala öyle de. Benim öncelikle basit bir şekilde anlatayım laboratuvarda ne yaptığımızı. Bizim deneyimizin amacı, bir silikon bir kütlemiz vardı. Bu silikonun güzel yanı da, silikon özel güçlü bir özelliği var. 3,6 elektron volt enerjiden daha yüksek enerjili bir şey silikona gelip çarparsa silikonda bir tane yük çifti oluşuyor. Bir pozitif yük, bir negatif yük. Sen bu yükleri sonra şey yapabiliyorsun. İstediğin gibi oynayabiliyorsun. Voltaj koyuyorsun, bunlar ayrılıyorlar. Topluyorsun, ölçüyorsun. Yani silikon bir şekilde radyasyonu, uzaydan gelen ve ona çarpan şeylerin fotoğrafını çekebiliyor. Bir nevi fotoğraf çekimi bu. Bu silikon çipler eski kameralarda, biraz daha eski, ilk çıkan elektronik kameralarda da kullanılır. O ilk çıkan şeyle arkasında şey gözüken, filmli değil, elektronik. Bizim laboratuvardaki amacımız buydu. Acaba biz bu evrendeki karanlık madde parçacıklarını, daha keşfedilmemiş bir parçacık bu, acaba bu gelir bizim silikonumuza çarpar da bir silikon çekirdeğini azıcık kenara ittirir. Biz de bunu görürüz, tespit ederiz. Ama amacı buydu. Benim çok heyecanlandırmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Aa, ne güzel de, ne yani, belki bulunur falan. Sonrasında ben bu projenin üstüne yaklaşık 2-2,5 yıl uğraştım. İlk başta girdiğimde önce laboratuvar öğreniyorsunuz. Deney ekipmanlarını öğreniyorsunuz. Bu ekipman ne yapar, şu ne yapar. Belli temel eğitimlerden geçiyorsunuz. İşte asitler nasıl taşınır, işte radyoaktif maddeler nasıl kullanılır, nasıl dikkatli olunur radyoaktif madde konusunda. İşte bu tarz önemli eğitimler bunlar. Çünkü kendi güvenliğiniz için, yani kolunuzu eritmektense ya da kendinize kanser vermektense. Biraz aşina oluyorsunuz laboratuvarla, gir çık, düzenli deney yapma. Sonradan fark ettim ki laboratuvarda yapılan, en azından bizim yaptığımız işlerin birçoğu, işte kalibrasyon, deneyde nasıl hata payını düşürürüz, deneyde gürültü denilen bir olay var. Elektronik ekipmanın iç yapısından kaynaklanan belli bir arka plan gürültüsü var. Senin Sen o gürültünün istemediğin içinde sinyali arıyorsun. Dolayısıyla sen gürültüyü mümkün olduğu düşürmen lazım ki sinyali duyabilirsin. Fark ettim ki deneyde, hani insanlar yıllarca, işte 4 yıl, 5 yıl, 3 yıl, artık ne kadar o deney zaman gerektirecekse vaktini harcayıp hiçbir şey bulamayabiliyor. Bazen hani o kadar ortaya koyduğun vakit şey olabiliyor sadece. Hani vaktinin %99'u işte hata payı kısmakla, şunda bunda, hani şeyle geçmiyor zamanın çoğu.
Bu en son yapılması gereken ölçümler, yani fizik o kadar ilerlemiş ki ölçülememiş şeyler çok ileri düzey çalışma gerektiriyor. Yani zaten bir senede yapılabilecek bir şey olsaydı bu, yani 6 ayda birinin oturup yapabileceği bir şey olsaydı, Zaten bu zamana kadar zaten evet. bulunurdu şeklinde. Şimdi ben o yüzden Bir de yavaştan karanlık madde, yani bu senin tabii anlattığın konuyla ilgili bir şey. Daha teorik şeyi de oturmamış bir Evet, çok olay. zor Yani yani. şey Bilinmiyor. olsa, belli bir arka planı olsa, Evet. biri der ki şunlara şunlara bakarsanız bunu görme ihtimaliniz epeyce fazladır dese, Evet. o zaman deneyini yapmak daha kolay olur. Bu arada yanlış anlamayın. Benim bu bahsettiğim deneyimi tek tip deneyimi değil. Hani Furkan'ın da anlatacağı gibi, hani farklı insanlar farklı şeyler yaşıyorlar. Benim girdiğim alandan kaynaklanıyor. Evet, yapmaya Evet, senin çalıştığım girdiğin deneyler. alandaki deney ve teorinin ilişkisi ne? Yani mesela sen deneye ne kadar muhtaçsın? Teorici senin, Şöyle, evet. deneyici senin teorine ne kadar muhtaç senin alanında? Kozmolojide, astrofizikte, yani evren biliminde biraz daha yumuşak bir geçiş var arada. Çünkü tabii ki parçacık teorisinin en ilerisinde olan işte sicim teorisi denilen şeyler var ya, belki duymuşsunuzdur. Onların da tabii kozmolojiye belli başlı bağları, etkileri var, ama çoğunlukla kozmolojide teori yapan insanlar deneyle çok yakın çalışmak mecburiyetindeler. Çünkü her yeni model yazdıklarında yazılabilecek bir sürü model var. Yazılabilecek bir sürü teori var. Hani ortada çok fazla kısıtlanmış bir durum yok. Yani matematiği istediğin gibi icat edebiliyorsun. İstediğin formülleri Evet, ortaya onu da araya koyabiliyorsun. şey yapalım. Yani matematik her şeyi bulur sana. Evet, yani O oturur yazabilirsin var değişik şeyler. Sana sadece olmayanı da bulur, var olanı da ya bulur. mantık olarak acaba tutarlı mı değil mi? Yani onu test edebilirsin Evet. matematikle, ama doğru mu değil mi bulamazsın. Yani doğaya bakman lazım. Evet. Şimdi parçacık da biraz daha kopuk. Parçacık da, yüksek enerji parçacık teorisinde biraz daha kopuk. Bunun sebebi de yapılan teorinin enerji düzeyinin bizim yapabileceğimiz deneylerden çok daha ileride olması. Diyorlar ki insanlar, ha ben teori yapıyorum. Yaptığım teori işte şu enerji seviyesinde geçerli. İşte 10 üzeri 25 elektronvolta geçerli. Bizim şu an yaptığımız en güçlü deneyler 10 üzeri 14 elektronvolt. Arada böyle milyar kat Evet. enerji seviye farkı var. Hani yaptığımız deneylerin milyar kat gelişmesi lazım ki yani o teoriler test edilebilsin falan. Yani Evet. çok kopuk bir fark var arada. Evet, O ya bunun yüzden içinde zaten çok büyük bir gelişme kat edemiyorlar. Yani aynen son 50 senedir veya işte 40 çok bir şey senedir yok, evet. falan parçacık fiziğinin teorisinde çok büyük bir gelişme kat Ya, edilemiyor. parçacık fiziğinde son 50 senedir deneyciler bile şaşırmadı daha. Hani daha önceden teorik olarak tahmin edilmemiş bir parçacık fiziği deneylerinde bulunmadı hiç. Yani bulunan tüm parçacıklar daha önceden teorik Evet, Higgs olarak dahil. tespit, Higgs dahil. Yani Higgs bayağı zor bir şey. Evet. Kozmoloji biraz daha farklı. Kozmolojide insanların şaşırdığı bir sürü olay var. Mesela karanlık madde var. Hani hiç beklemiyordum. Kozmoloji çok gözlemsel bir bilim. Evet, Yani göz bakıyorsun. kozmolojide çok fazla data alınıyor. Evet. Yani sen mesela diyelim ki şeye bakacaksın, değil mi? Enflasyon teorisi var mı yok mu anlayacaksın. Ekonomideki enflasyonla bir alakası Evet. yok. Evrenin şişmesiyle Şişme, alakalı da. enflasyon şişme. Evet, doğru, şişme teorisi. Onu uyaralım. Evet, yani evrenin başlangıcında çok hızlı bir şekilde şişmesi teorisi bugün doğru mu değil mi bilinmiyor. Ya, genelde doğru olduğu varsayılıyor, değil mi? Yani çok fazla doğru Birçok olduğunu. şeyi açıklıyor. O yüzden kuvvetli. Yani çok basit bir varsayımla Evet. 6-7 tane Gözleme gözlenmemiş şeyi açıklıyor. 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 Ama onun da kendi problemleri var, Ama düzeltilmesi şey gereken. değil, yani bu doğanın hakikaten işleyiş şekli diyemiyoruz. Çünkü direkt olarak onun etkileri gözlemlenmiş değil. Evet. Ama onun direkt etkilerini gözlemlemeye çalışan kozmologlar var, değil mi? Evet. Deneyciler Ya bir de var. enflasyon işte doğa yasası değil yani. Diyoruz ki evren zamanında şişti. Hani bu doğanın bir yasası değil. Hani o şişmeye neyin sebep olduğunu da Ha daha evet, bilmiyoruz. Hani bu şey gibi, doğru. hani yanağı kızarmış birisi geliyor, diyorsun ki ha belki birisi tokat atmıştır ona. Bu bir yasa değil. Hani Bir tane olay, değil mi? olaya tahmin ediyorsun. Evet. Birçok şey açıklıyor ama evrenin şişmesini. Evet, Aslında mesela bunu açıklamaya kozmolojide çalışan şey kozmologlar, bu şişmenin etkilerinin günümüzdeki kalıntılarını görmeye çalışıyorlar, değil evet. mi? Bununla ilgili mesela birçok deneyler yapılıyor. Bu kozmolojinin Benim önemli bir deney şu anki kısmı. çalıştığım projede onun üstünden hatta biraz bahsedebiliriz. Bu şişmenin, yani evrenin enflasyonun ilk oluştuğundaki çok hızlı şişmesinin evrende bıraktığı belli bir etki var. Bu da kütle çekimi dalgaları. Yani evrenin şişmesinden kaynaklanan Şok dalgaları. şok dalgası demeyeyim de evrenin şişmesinden kaynaklanan işte çınlama,
evrenin yapısında yani dokusunda, uzay zamanın dokusunda belli titreşimlere sebep oluyor. Bu kütle çekimi dalgaları deniyor bunlara. Bunlar da evrenin içindeki maddeye yani o kütle çekim dalgaları maddenin içinden geçiyor, onu da titretiyor. Belli bir etki bırakıyor. Bu evren genişledikten sonra da biz bu etkiyi gözlemleyebiliyoruz. Bunu gözlemleyebilmemizin yolu da evrenin en uzağından gelen işte kozmik arka plan ışımasının hangi yönde bize çarptığına bakmak. Polarizasyon denilen bir olay var. Işık böyle de gelebiliyor size, böyle de gelebiliyor. Onun ayrımına bakarak biz kütle çekim dalgaları evrende iz bırakmış mı, bırakmamış mı ölçebiliyoruz. Tabii bu çok hassas bir deney olması lazım. Çünkü kütle çekim dalgalarının bu polarizasyona bıraktığı etki çok çok zayıf bir etki. O yüzden işte aradaki şeyleri çıkarmanız gerekiyor. Çok hassas ölçmeniz gerekiyor. Çok detayı var bunun. Şimdi çok deneyici gibi konuştum. Hani sanki deney yapıyormuşum gibi konuştum ama benim işimin teori olmasının sebebi ben bilgisayar modelleri yapıyorum ve enflasyon, çeşitli enflasyon teorik modellerinin etkilerine bakıyorum. Bu teorileri çalışıyorum ve yeni teoriler geliştiriliyor. Kişisel olarak daha ben geliştirmiyorum onları ama gelecekte onu da yapmayı planlıyorum. Çeşitli enflasyon teorik yapıları, matematiksel formları farklı farklı etkilere sahip. Ve bu farklı etkileri de biz ayırt edebiliriz datadan. Kendimiz de simülasyonla data üretebiliyoruz. Test edebiliyoruz kendi yöntemlerimizi geliştirmek adına. Yani benim laboratuvarla işim yok, hiçbir ekipmanla işim yok. Benim işim tamamen oturup bu problemi bilinen teorik yöntemler ve bilgisayar destekli yöntemlerle çözmek. O yüzden benim çalıştığım alan teoriye giriyor. Ama baktığınızda temeli aslında data analiz. Yani anlamlı bir şekilde biz kozmik arka plan ışımasının datasından nasıl bu olayı test edebilirizin sorusunu cevaplamak. Hani saf kağıt kalem matematiksel teori değil. Ya zaten amaç doğayı açıklamaksa yapılması gereken de o. Yani çünkü kendini alıp izole edip etrafta gördüğün şeylerden bağımsız bir fizik yapman mümkün değil. Değil. Yani sonuçta biz bu evrenin fiziğini yapıyorsak bu evrende gördüğümüz şeyleri açıklamak Aynen. zorundayız. Bulduğumuz şeyin doğru olduğunu düşünüyorsak da o zaman bu etraftaki şeyleri açıklamak zorunda bunlar. Aynen öyle. Dolayısıyla da herkes buna mahkum aslında yani. Herkes doğanın işleyişinin uymak zorunda yani ve onun ortaya koyduğu şeylere uymak zorunda. Bu alanda yani kozmolojide bu şekilde gözlem çok önemli. Yani teoriciler buna mahkum. Toplantılarımız çoğunlukla ortak oluyor. Yani cihazları yapan ve Ha, evet, o da önemli. Onu datayı da söyleyeyim. toplayan insanlarla, gözlemi yapan insanlarla biz çok yakından çalışıyoruz. Çünkü eninde sonunda bizim geliştirdiğimiz yöntemlerle onların topladığı datalar incelenecek ve ortaya bir ürün çıkacak. Yani doğru mu yanlış mı diye. Onların çalıştığı alanlar da hani kozmolojideki deneycilerin yaptığı işler de teleskopları, gözlem cihazlarını, işte mikrodalga teleskoplarını, uzaya fırlatılan teleskopları nasıl daha iyi yapabiliriz, daha iyi gözlemleyebiliriz, daha hassas yapabiliriz, geliştirebiliriz, işte gürültüyü düşürebiliriz. Bu tarz problemler. Çok önemli problemler bunlar. Ve onlar üzerinde de onlar çalışıyorlar. Hani iki koldan yürüyor az çok. Bir de şey de önemli. Yani deneyicilerin de neyi ölçmenin kıymetli olduğunu bilmeleri de önemli. Evet. Yani bir sürü şeyi ölçebilirsiniz ama bunlar çok ilginç, ölçmeye değer, vakit harcamaya değer şeyler Değil. olmayabilir. Yani deneyicilerin teoriye mahkumiyeti de bu şekilde. Yani teori sizin şeyinizi bayağı kısıtlıyor. Neye bakmaman gerektiğini Neye söylüyor. bakmaman gerektiğini söylüyor. Aynen öyle. Yani neye bakacağını söylemiyor tam Diyor olarak. matematiksel olarak bunlar tutarlı değil. Hani hiçbir Onların zaman bak olmaz diyor. evet ya yani matematiksel olarak bir şey hakikaten tutarlı değilse, Doğada matematikten olmaz. çıkmıyorsa doğada çıkmaz ama tutarlıysa olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla deneyiciler de bu açıdan teoricilerin elindeki bilgiye ihtiyaçları var mahkum evet. Benim alanımda birazcık daha farklı. Ya ben atomik fizik çalışıyorum. Atomik fizikte deneyle teorinin ayrımı daha da az. Yani deneyle birlikte aslında teoriler ortaya çıkıyor. Çünkü atomik fizikteki şu anki gelişmeler birçok parçacığın kuantum mekaniksel özellikleri ne gibi etkilere yol açıyor buna bakılıyor. Yani many body physics deniyor buna. Çok parçacık fiziği. Yani bir elektronun hareketi çok iyi anlaşılmış düzeyde. İki elektronun, iki cismin hareketi de epeyce iyi anlaşılmış düzeyde. Üçte biraz problem çıkmaya başlıyor. Ama 10 üzeri 20'nin hareketi bayağı bir sorunlu. Onun için ve bu etkiler aslında günlük hayatımızdaki gördüğümüz her şeydeki etkiler.
Yani çünkü bütün gördüğümüz işte metallerin izah edilmesi için kuantum mekaniğine ihtiyacımız var. İşte yarı iletkenlerin, süper iletkenlerin izah edilmesi için kuantum mekaniğine ihtiyacımız var. Mesela yüksek sıcaklıkta süper iletken olan maddelerin neden süper iletken olduğu hala anlaşılmış Bilinmiyor. değil. Bu yani 30 yıldır, 40 yıldır çalışılan bir konu. Bunun nasıl olduğu anlaşılması gerekiyor. Bununla ilgili bir teori de ortaya atlamıyor. Çünkü bununla ilgili daha yeterli sayıda gözlem yok elimizde. Yani tamam süper iletken olduğu gözlemlenmiş durumda. Ama biz bunun arka plandaki fiziği, bu etkinin nereden geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunun deneyini yapmak kolay değil çünkü etrafta bir sürü istemediğimiz gürültü var. Yani siz elinize bir işte süper iletken aldığınız zaman onun içinde bir sürü oradaki arka plandaki fiziği gizleyen bir şey dönüyor. Onları siz görmemek istiyorsunuz, onları elimine etmek istiyorsunuz ki arka plandaki fiziği Biliyorum. açığa çıkarın. Dolayısıyla benim çalıştığım alandaki deneysel ilerlemeyle teorik ilerleme baya yakın gidiyor. Deneysel ilerleme şu an bu sistemleri simüle edebilecek deneyler ortaya koyma. Yani ben bir süper iletkeni laboratuvarda nasıl simüle ederim? Bu ne demek? Atomları tek tek Lego gibi baştan dizip etkileşimleri kendim ekleyip bunların içinde bulunduğu kristal yapıyı kendim oluşturup sistemi gerçekten bir Lego gibi parametrelerini değiştirip oynayıp süper iletken hale nasıl getiririm? Veyahut başka bir özelliği göstermesini nasıl sağlayabilirim gibi şeyleri yapmak üzerine ilerliyor. Buna işte kuantum simülasyon deniyor. Kuantum bilgisayarlarda aslında bu şeyler. Yani kuantum bilgisayar sizin işte laptopunuzun kuantum mekanik prensiplerine göre çalışan bir şey değil aslında şu anki şeyler. Belli problemleri çözmek için yapılan simülatörler. Yani siz bir sistemi anlamak istiyorsunuz. O sistemin haliyle anlayamayacağınız kadar kompleksitesi, karmaşıklığı var. Ona teorik olarak saldıramıyorsunuz. O sistemin aynısını daha temiz bir ortamda yaratıyorsunuz. O sistemi öyle inceliyorsunuz. Benim alandaki deneysel ilerleme bu şekilde. Teori daha ziyade olayları açıklamak için kullanılıyor. Buna fenomenoloji deniyor. Fenomenoloji ne demek? Belli fenomenleri açıklayan izahlar demek. Yani daha büyük bir teori, daha kapsayıcı bir teori değil. O teorinin içindeki gözlemlediğimiz şeylerin nasıl açıklanacağı ile ilgili belli fikirler ortaya atma şeklinde oluyor. Burada yine deneysel şeye ihtiyacınız var. Ben mesela bir undergrad'dayken bayağı teori yapıyordum. Ama teoride yani daha ziyade kodlama yapıyordum. Yani belli olaylar gözlemliyorlardı. Bu olayların neden olduğu açıklanamıyordu. Ben işte ilk principle'lardan, ilk ilkelerden yani Schrödinger denkleminden neredeyse başlayıp o deneycilerin kullandığı parametreleri koduma koyup onların gördüğü şeyleri bilgisayarda görmeye çalışıyordum. Ama kullandığım parametreler işte onların kullandığı sıcaklık, onların kullandığı etkileşim parametrelerinin hepsini deneyden almak zorundayım. Çünkü onlar onu gözlemlemişse bu doğada var. Evet. Bu da bir yerden çıkmak zorunda. Ama onların gördüğü şekilde var olmak zorunda. Ben onun için onun deney datasına muhtacım o halde. Evet. Teoricilerde, pardon, deneycilerde yine şeyde olduğu gibi, kozmolojide olduğu gibi teorinin olamayacağını söylediği şeylere bakmıyorlar. Dolayısıyla teoriyi çok iyi bilmek zorundalar. Ve teorinin getirdiği bazı kısıtlamalar var. Mesela benim yine çalıştığım alanda soğutma mekanizmaları var. Yani siz mesela Bose-Einstein yoğunlaşmasına ulaşmak istiyorsanız atomları çok fazla soğutmak zorundasınız. Bu soğutma işlemini alıp siz buzdolabına koyup yapamıyorsunuz. Yani bu öyle bir şey değil. Yani bazı böyle fizikte kullanılan kavramların ismini söyleyince ismi çok uydurukmuş gibi geliyor. Mesela işte Helyum. soğutma gibi. Mesela sicim teorisi öyle gelmiyor değil mi? Bu çok fantastik bir şey herhalde. Ben bunu babaanneme söylesem çok heyecanlanır falan gibi oluyor. Ama mesela öbürü değil yani. Hani Evet. buzdolabına koyarsın soğur Ya da gibi. enflasyon. Evet yani böyle bazı isimlerin ismi günlük hayatımızda var diye onların arka planında ilginç fizik olmayacak diye bir şey yok. Evet. Mesela burada da bu soğutma tekniklerinde de birçok teorik kısıtlama var. Yani sizin mesela lazerle soğutma teknikleri var. Lazerle bir atomu nereye kadar soğutabileceğiniz belli. Daha fazla yani ömrünüzü harcasanız olmuyor yani. Bu çünkü teorik olarak bu Limiti var. limitlenmiş Evet. durumda. Ama işte siz deneyici olarak bunları bilip bunların getirdiği
çerçevede deneyinizi kurmakla yükümlüsünüz. Benim alanımdaki deney ve teori ilişkisi de bu şekilde. Sanırım bu kadar. Değil mi? Az çok bu şekilde deney teori aynı. Evet, yani özetlemek gerekirse bilimde amacımız doğayı anlamak. Doğayı anlamak istiyorsak doğanın ne yaptığını bilmemiz lazım. Yani doğanın belli durumlarda nasıl davrandığını bilmemiz lazım. Bunun için deneyler yapıyoruz, gözlemler yapıyoruz. Gözlemlerde doğaya bazı sorular soruyoruz. Sistematik olarak soru soruyoruz. İşte deney ekipmanları soru sormaktır doğaya. Yani siz teleskobunuzu alıp bir yere çevirdiğiniz zaman oradan gelen bir şey dinlemek istiyorsunuz aslında. Aynen. O aldığınız data doğanın size verdiği cevap. Siz inanıyorsunuz ki burada bir sistematik bir düzen var yani. Buradaki her şey kaosla açıklanmıyor. Veya işte bir meleklerin kanatlarının çarpmasıyla açıklanmıyor. Bunu biliyorsunuz. Bununla ilgili bir izahat getirmek için bu sefer işte teoriye başvuruyorsunuz, matematiğe başvuruyorsunuz. Sonra geliştirdiğiniz şeyin bazı tahminler yapabilme gücü oluyor. Yani siz bir şey geliştiriyorsunuz deneye göre. Ama bu teori sadece o geliştirdiğiniz şeyi açıklamıyor. İşte şuraya bakarsan bunu görürsün. Buraya daha önce bakmadın. Ama bakarsan görürsünü söylüyor. Sonra oraya bakıyorsunuz. Ve bu deneyler sizin teorinizi doğruladıkça teoriniz daha da çok kabul Gelişiyor. edilmeye başlıyor. Ve bilim böyle ilerliyor. Yani aslında birini alıp bir kutuya koyup birini alıp başka bir kutuya koysanız ikisi de hiçbir şey yapamaz. Yani bu çok önemli. Matematikçileri alıp, teorik fizikçileri alıp bir kutuya koysanız. Ya şöyle, deneyciler bir şey yapar hala ama deneyciler der ki, "Aa, ben bu deneyi yaptım. Bu deneyi yaparsam bir daha sonucu bir Ha daha bu evet, aynen olacak." öyle. Ama Yani genelleyemez. genelleyemez. İşin güzel yanı genellemede. Teoriciler de der ki, "Aa, ben böyle 30 tane teori ürettim. Bunlardan bir tanesi doğru," der. Doğru Ama da hepsi farklı böyle birbirinden. evet. Hani Evet. teoricilerden hangisinin doğru olduğunu söyleyemez sana. 30 tane teori üretir. Hepsi de birbiriyle tutarlı olur, Kendi güzel içinde olur. tutarlı olur. Yani güzel Evet. olur, böyle bir şeyler yazar, hani bir sürü tahmini olur falan ama hangisinin tahminleri doğayla uyuşacak? Önemli Evet. olan o. Bu şekilde. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.